Efendim merhabalar, mutlu hafta sonları diliyoruz. Burası çok önemli demek üzere sizlerle birlikteyiz. Elbette Murat İde ile birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız inşallah? Teşekkür ediyoruz. Yoğun bir gündem var aslında. Bu hafta epey böyle gözlerin çevrildiği yerlerin olduğu, daha çok adalet temalı bir haftaydı. Hep bunu söylüyorum zaten. Biraz önce gündemde hiçbir şey yok diyordun. Ben öyle derim. Sizin nabzınızı ölçmeye çalıştım efendim. Hadsiz bir şekilde kusura bakmayınız. Bu hafta hareketli bir haftaydı. Kesinlikle. Hakikaten. Çok fazla. Ama en sondan başlayalım mı biz? Tabii bugün şu sıralarda bir YKS maratonu başladı. Evet. Başarılar dileyelim öğrencilere. Bu hafta bu maraton var. Allah zihin açıklığı versin. Hepsinin yolu bahtı açık olsun. Amin. Amin. İnşallah öyle olur. Hiçbir gelirken bir tartışma oldu. Bir okulun oradan geçiyorum. Bir yolun önü biraz daralmış tabii. Veliler dışarıda bekliyorlar falan. Bir tanesi nasıl basıyor kornaya bir kamyonet? Velilere kalmadı. Etraftaki arabalar indiler aşağı. Ya ne kornaya basıyorsun? Okul çocuklar sınavda falan diye. Yani. Öyle rahat gibi. Bağından bağ basıyor sürekli kornaya. İnşallah hepsi istediği yerleri, yani hepsi olmayacak tabii ama hani Allah zihin açıklığı versin, inşallah başarırlar. Öyle. Yani olması olmaması, sonucu istedikleri gibi olması, olmaması da son değil. Yani hayatın sonu değil. İnsan zaman geçtiğinde anlıyor galiba. Çok güzel, tatlı heyecanlarmış. Keşke tadını daha çok çıkarabilseymişim diyor. Dolayısıyla en çok belki de öğrencilere söyleyebilirim. Ne kadar olmuş bu benim? 35 yıl olmuş. Vay, epey olmuş. 35 yıl önce. Ben İzmir'de o zaman oturuyorduk. Ailem hala orada gerçi ama ben İstanbul'da girmek istedim sınava. Niyeyse hani İstanbul'a gelelim birkaç günde burada oluruz diye. Evet. Burada Yenikapı'da bir ortaokulda girdim sınava. O zaman böyle başka yerlerde tercihte bulunabiliyordun. Hı. İstanbul'da girdim sınava. Büyük heyecan. Tabii şimdiki kuşaklar, şimdiki gençler biz biraz daha şanslıymışız onlara göre. Çünkü şey daha yüksekti. Hani kazanma ihtimali, yüksekti. Bir rekabet eden kişi sayısı bu kadar azdı. Sayı azdı. Beraberinde ya şimdi bu kadar sistem, yani neyse biz liseye başladığımız andan itibaren ben hatırlıyorum sistemi biliyorduk ne olduğunu. Evet. Tercihleri nasıl yapacağımızı falan hepsini de biliyorduk. O heyecanını bekliyorduk ama şimdi çocuklar tercihe hazırlanıyor, o sırada sistem değişiyor. Her sene bir sistem, hatta senede iki sistem falan da oluyor tabii, bazen. Tabii. Ben işte 2003 girişliyim işte, öyle düşünün. Dün Cihan Şener'le konuştuk biraz. Üzerine ne kadar çok, yani YKS, yok LGS, yok ÖSS, ÖYS bilmem ne, adı bir sürü her şey değişti. Her konuda isim değiştirerek tabii sistemin değiştiğini sistem zannediyorum. Sistem de değişiyor bir yandan. Anlamak, çünkü veliler de anlamakta zorlanıyor. Yani mesela ben Zeynep'in sınavını hatırlıyorum. Orada da birçok yere danışmak durumunda kaldık. Yani bir şey söylüyor, şu şöyle oluyor, bu böyle oluyor, hiç anlamadığım şeyler. Tuhaf tuhaf işte. Zaman geçiyor ama işte onun üzerinden bile ne kadar. Evet. Kaç sene geçti değil mi? Tabii. Dolayısıyla zaman öyle ya da böyle geçiyor. En önemlisi sağlık. En çok da bunu söylemek lazım belki öğrencilere. Sağlıklarından, varlıklarından öte hiçbir şey değil zaten değerli olan. Hepsi zaten gelir. Mühim olan onun olması. Başarılar dileyelim ama bu YKS öncesinde Murat Bey, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın YouTube hesabından yapmış olduğu bir yayını vardı. Ve o yayında öğrencilere seslendi. Şöyle bir durum, yorumlar açıktı normalde. Sonra bir baktık tepki gelmeye başladı. Oy moy yok diye. YKS'den mütevellit. O kadar arttı ki yorumları kapattılar. Bir iletişim sorunu mudur? Bunun sorumlusu sizce kimdir? Siz de iletişimle ilgilenen birisiniz aynı zamanda. Ve eşittir çocukların oy moy yok demesi. Bu çok önemli bir tepki bence. Z kuşağı inanılmaz geliyor. Yani şeyi çok belirleyici olarak görmüyorum orada böyle bir tepki gelişmesini veya işte sosyal medyada böyle bir şey olmasını, ama bu olmasaydı bile sınavın tarihi konusunda bu kadar tartışma yaşanırken, tabii, işte ertelendi, ertelenmedi, ertelenecek, ertelenmeyecek, ileri alındı, geri alındı, hı hı, çocukların kafası allak bullak olmuşken, canları halleri sıkılmışken bozuldu her şeyden önce. Cumhurbaşkanını böyle bir yayına çıkarıyorsanız eğer, önlemini de alacaksınız sonuç itibariyle. Bu bir risk çünkü. Dolayısıyla o yüzden diyorum, iletişimin başında kim varsa herhalde ciddi bir sorumlusu odur. Ciddi bir iletişim hatası. Sen niye baktın oraya ekrana? Az evvel bir görüntü getirdik de onunla ilgili. Çok ciddi bir iletişim hatası bana göre. Sonuçta ekrana da yansıyor şeyler. Sosyal medyada da onlar dolaşıyor. Evet.
Yani ben olsaydım böyle bir şeye en azından hani onu yoruma kapatabiliyor musun? Onu bilmiyorum. Kapanabilir mi? Kapanıyor. Sonra kapattılar. Yani yoruma kapatılabilir. Ama yoruma kapatmak ne kadar doğru böyle bir şey mesela? Vallahi öyle bir risk yani varsa. Yani bir siyasetçinin bir gazeteciyi sosyal medyada engellemesi kadar saçma geliyor bazen. Ama yani, bu şartlarda bir yayına çıkıyorsa, ben teknik yanından bahsediyorum. Anladım. Bu şartlarda yayına çıkıyorsa ve bir risk varsa, ki var o risk, ben olsam o önlemi alırdım. Alırdım. Hoş değil ama bana alırdım. Bana şeyi hatırlattı. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump bir miting gerçekleştirdi. O mitingde de Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle yapılıyor. Nasıl ki bağış topluyorlar vesaire. Mitingi de işte para, biletle giriyorsunuz. Bir salon hazırlandı. Ve bu biletlerin çoğunu küçük yaştaki çocuklar aldılar. 14-15 yaşındaki gençler aldılar. Ve o salon çoğu boş kaldı. Böyle bir görüntü verdiler. O yüzden diyorum Z kuşağı dediğimiz bu kuşak gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorlar. Örgütlendiler, biletleri aldılar. O biletler alındı. Tabii salon boş kaldı gitmedikleri için. Bence bu Z kuşağının sosyal medyada herhangi bir şekilde daha aktif organize olarak yapmış oldukları bütün organizasyonların, eylemlerin ayrı bir yeri var bence. Bir kıymeti var. Yani sosyal medyada olsa bir ölçüt değildir belki ama bu zekanın da bir göstergesi. Ya sadece sosyal medyada görmüyoruz. Evet çok şeyler yani zekayla dövüyorlar. Yeni kuşak öyle tabii. Zekayla dövüyor insanı. Buna bizler de dahiliz. Yani oturup bir sürü böyle tecrübelerinden süzülen cümleler kuruyorsun. İşte anlatıyorsun bu olay şöyle, hayat böyle, şu şöyle, bu böyle. Bir soru soruyor. Tek soruyla bitiyor. Yıldırım düşüyor ya sana. Yani, bütün tecrübeler tarumar. Alt üst oluyor. Çünkü şey soruları neyin etkisi bilmiyorum. Çok temiz. Duru ve şey sonuç odaklı. Bana sonucu anlat, bana hikaye anlatma. Evet. Böyle bir şeyleri var. Nedir o? Böyle bir özellikleri bir de var. Zaman kaybetmek istemiyorlar galiba. Aynen oraya gelecektim zaten. Evet. Zamanı bu anlamda kıymetli buluyorlar. Ama tabii orada Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir şey yapması, bu tür çalışmalar yapması. Birkaç defa daha geçtiğimiz dönemde gençlerle bir şeyler yaptı. Hı. Ama o daha kapalı devre şeylerdi. Tabii orada bir çaba sarf etmeleri normal çünkü ilk defa oy kullanacaklar arasında ve gençler arasında şey değil, birinci parti değil Adalet ve Kalkınma Partisi. O gençler ondan başka kimseyi görmedi iktidarda, bir de böyle bir durum var yani. Şimdi zaten enteresan olan şu, bu kadar uzun iktidarlar biz diğerleri gibi değiliz, biz yeni bir şey yapacağız ve yeni bir şey söylüyoruz diye iktidara gelen bir siyasi parti. İktidar ömrü bu kadar uzarsa işte o iktidara geldiğinde 18 yıl yeni doğmuş çocuklar şu anda 18 yaşında. Hı hı. Artık oy kullanabilecekler. Bu arada şu notu düşeyim mi? Ekranda o videonun görüntüsü tabii var, kayıtlı olarak duruyor ya. Şu ana kadar 291 bin kişi beğenmeme butonuna basmış. Hı hı. 68 bin kişi de beğeni butonuna basmış. Tabii i̇şte. Yeni Şafak'ın da bir haberi vardı bugün. İşte bu beğeniler nasıl yapılabiliyor, nasıl sahte beğeniler gerçekleşebiliyor YouTube üzerinden, işte bu mecra üzerinden diye i̇yi herhalde bilirler. İhtiyaç hasıl çok olmuş. İyi bilirler. Yani o troll etkinliklerini vesaire falan. 1,5 milyon da izlenmesi var. Bu öyle bir şey değildir, tahmin etmiyorum ama işte asıl mesele şey, o kesimde çok ciddi bir sıkıntısı var o anlamında. Şimdi... Biz işte bu kadar zaman şu iktidar oldu, bu iktidar oldu, şunlar geldi, bunlar gitti, şunu yaptılar, bunu yapamadılar diye yürüyen ve böyle iktidara gelen, geçmişin hatalarından beslenerek iktidara gelen AK Parti'nin bugün karşılaştığı o gençler 18 yaştan işte hatta 30 yaşa kadar gel. 30 yaşındakiler de 12 yaşındaydı sonuç itibariyle. Siyaset bilmiyorlardı, yaşananları değerlendiremiyorlardı, çocuklardı. Dolayısıyla o 18'den 30 yaş grubuna kadar gel, ne kadar ciddi bir kalabalıktan bahsediyoruz seçmen açısından da. Onların şöyle bir şeyi yok. Anlatılanla sadece işte daha önceki iktidarlar neydi, ne yapıyordu, ne yapmıyordu, nasıl davranıyordu, nasıl canlılardı. Bunu anlatılanlarla dinliyorlar. Yeni kuşağın anlatılanlarla pek işi yok. Yaşadığıyla ilgileniyor. Dolayısıyla AK Parti'nin dezavantajı bu. Bu kuşak anlatılanları da ama kontrol etmeye başlıyor yani artık sorguluyor. Hayır şu açıdan söylüyorum. Sorguluyor ayrı. Tabii tabii. Yaşadığıma anlatılanı bakarım. Alıp paket halde kabullenmiyor. Tamam. Anladım. Dolayısıyla yani işte bugün bizim kuşağımız veya bizden daha büyükler
Eğer mütedeyyin kesimde çok etkiliyse oy verme davranışında, işte 28 Şubat süreci vesaire, ondan sonra yaşananlar falan filan, bunlar etkili, bunların bir izi var. Bu izlerle hareket ediyor, edebiliyor insanlar. Ama o çocuklar için öyle bir şey yok. Biri çıkıyor onlara, geçmişte böyleydi diyor. Yani böyle bakıyorlar sadece. Dolayısıyla ambulans yoktu diyor mesela. Evet, ambulans yoktu diyor. Kadın yoktu diyor ya da. Kadın dedi ya. Kadın kelimesinin adı yoktu. Ve üstüne bir de açıklama yapmış. Bakarız belki biraz daha sonra. Daha da şey, oradaki konuşmadan daha beter bir açıklama yapmış Özlem Hanım. Yani işte bazen ilginç olan ne biliyor musunuz? Siyasette muhalefete kimi zaman çok iş düşer, doğru. Ama bazen de iş bir noktaya geldiğinde yeni öğreniyoruz ki muhalefetin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten iktidar kendi kendini eritiyor. Bir mum düşün, ateşe yaklaştırıyor kendini ve eriyor gidiyor. Dün şu CHP liderinin sözlerini anımsattı bu dediğiniz. Kim? Özelde bir çabaya gerek yok, zaten kendi kendini sonunu getiriyor diyor. Getiriyor yani şu hataları, şimdi bunlar insanlara tebessüm ettiriyor. Yani AK Parti iktidarından önce kadının adı yoktu. Kadının adı yok diye kitap bile vardı ya. Yani rahmetli Duygu Asena'nın kitabı bile vardı. Yani mesele tartışılmış, bitirilmiş, yenmiş, var. Tartışılıyor, konuşuluyor. Kaldı ki Türkiye'nin seçme ve seçilme hakkını, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülke, insanlık tarihindeki ilk ülke olduğunu bile hesaba katsa o cümleyi kurmaktan imtina eder. Dolayısıyla şöyle, belki çok ironik de bir durum gerçi Murat Bey. Kadının adı yoktu deniliyor ama yani geçen sene 365 gün içerisinde 400'den fazla kadın cinayete kurban gitti. Yani eşidir, şusudur, busudur, i̇şte fark etmez. Konuşma. Yani bir sürekli şiddetin kadın konuşuyoruz. Adı var artık kadının. Ben evet. Onu demiştim. Böyle yani var. Evet, adı var. Şule Çet diyoruz artık. Evet. Ayşe Paşalı diyoruz. Emine Bulut diyoruz. Evet var ama yani kimin sayesinde, neden korunamadıklarını o zaman konuşalım demek lazım. Ve halen de devam ediyor işte, görüyoruz. Kadının öyle. Evet, kelimenin adı var artık her birinin, canımızı yakan isimler. İşte o sözünü ettiğimiz kuşak bunları yaşadığı için, gördüğü için ve bunlar açısından tek bir sorumlu kabul ediyor. Dolayısıyla da bu iktidarla arası pek iyi değil gençlerin. İşte şimdi böylesine gergin bir konuda böyle bir yayın yaptırdığınız zaman Cumhurbaşkanı'na tabii oraya sıraya girip oy moy yok diye başladılar. Yani o ilginç de bir şey, işin slogan tarafına baktığın zaman çok gayet net özetleyen de bir şey. Dediğim gibi bu bir iletişim hatası bence. Sayın davacımın evet, bu konuda daha dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Burada tabii onun bir sorumluluğu var. O sorumluluktan dolayı bence bu önemli bir şey ya. Yani böyle bir tepkinin olması, gerçekleşmesi. Yani bir, acaba Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı? Bir bedel ödetecek kadar artık vardır canım. Artık vardır herhalde. Bütün var yaşananlarda. Orada bir şey daha dikkat çekici tabii. Bir soyadı Erdoğan olan bir genç arkadaşımız bahsediyor. Sonra arkadan bir sufle geliyor kendisine. Belki heyecandan da olabilir, bilmiyorum. Bir hani gurur duyduğunu söyle gibi bir şey söyleniyor herhalde. O da onun üzerine diyor. Hani aynı soyadını taşıdığımız için gurur duyuyorum vesaire. Böyle bir Cumhurbaşkanı olabilir eminim. Ya o yayında öyle suflajlar yapılabilir yani. Aileden biridir. Karşısında Cumhurbaşkanı var. Söyle demiştir tabii. Ha. Ona çok takılmadım da yani bu oy moy yok meselesi ve bu kadar çok dislike, tabiri caizse dislike alması, yani, atılmış Türkçesi, olması. Yani beğenilmeme olumsuz şu işaret mi? Evet. Onu ters çevirip büyük beğeni aldı diye de yorumlar yapılmıştı. Görüntüyü ters çevirince böyle oluyor ya. Şimdi hadi devam edelim diğer gelişmelerle. Tabii bak, şimdi bunu konuşuyoruz ama ya ülkenin Cumhurbaşkanı gençlerle bir temas kuruyor. Öyle bir program planlıyor. Ona katılıyor, vakit ayırıyor. Yoğun sonuçta. Ya bunu keyifli değerlendirmek gerekirken geldiğimiz noktaya bak işte. Yani öyle. Ama bu bir tercih, bu işin ama gerçeği. Yani bunun keyifli değerlendirilebileceği ortamı hazırlamak da yine o sorumluluğun elindeydi. Onu söylüyorum zaten. Yani. Onun sorumluluğunda tabii. Yani öyle bir yayında gençlerle sınavdan bir gün önce işte böyle bir sohbet ediyor. Gençleri duyuyor. Onlara bir dert anlatmaya çalışıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı. Bu keyifli bir şey aslında. Ama o keyifleri bile bulandırıyoruz. Orada bile bir gerilim oluşabiliyor. Öyle. Ne yazık ki. Peki. Ne olursa olsun her şey gençler için iyi olsun diyelim de. Amin. Gelecekleri Amin. Açısından yolları, bahtları açık olsun diyelim. Haftanın başına mı dönelim Murat Bey acaba? Evet.
şu baro başkanlarının yapmış oldukları yürüyüş. Gerçi yürüyüşü sembolik bir şekilde yaptılar ama Ankara'nın kapısına geldiler, orada kaldılar. 27 saat boyunca orada bir bekleme haliydi ama yani insani anlamda da büyük sıkıntılar yaşayarak bekletildiler orada. Müdahale edildi. Çok garip görüntüler, sözler duyduk. Anayasal haktan bahsediyoruz ama birisi burada bekleyemezsin dedi mesela. Benim arkamda bakanım var, işte cebimde silahım var vesaire diye insanları dövmeye kalktı. Böyle garip bir ortam. Ez cümle sonunda çözüldü de yani çözülene kadar verilen o görüntünün bize ne tür bir maliyeti olur acaba diye de merak ediyorum. Yani baro adının ve kurumunun aslında ne kadar önemli ve etkili olduğunu kavrayamayan bir iktidarımız var. Bir yanıyla da kavruyor ki bir değişiklik yapmaya çalışıyor gibi algılıyoruz ama ben öyle değerlendirmiyorum. Hiçbir zaman barolarla arası iyi olmadı bu iktidarın. Hiçbir zaman baroyla arası iyi olmadı, hiçbir zaman yargıyla arası iyi olmadı çünkü. Bu konuda hep belki Cumhurbaşkanı'nın yaşadıklarından kalan bir iz midir? Veya geçmişte yaşananlardan kalan bir iz midir? Onu bilmiyorum ama yargıyla ve yargının kurumlarıyla arası hiç iyi olmadı. Anayasa Mahkemesi'yle kavga etti, Yargıtay'la kavga etti, Danıştay'la kavga etti, Sayıştay'a laf çaktı. Nitekim birçok ihaleyi yıllardır Sayıştay denetiminin dışına çıkardı vesaire. Bunlar hep geçmiş dönemde AK Partililerin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorun yaşadığı kurumlar. Barolar da öyle. Bugün belki bir sabah uyandığında dünyayı farklı okudu. Aa bir dakika ya ben yanlış bakıyormuşum dedi ve ondan değişti bilmiyorum. Ama Barolar Birliği Başkanı ile kavgalarını daha hatırlıyorum dün 2014 gibi. 2014 yılında. Dolayısıyla bu kurumlarla, yargı ve yargının bütün kurumlarıyla hep kavga ederek geldi. Yargıyı da statiko diye tabir ettiği o yapılanmanın, devlet yapısının, mekanizmasının en önemli unsurlarından biri olarak gördü. Çünkü o devlet mekanizması içerisinde Tayyip Erdoğan'a doğrudan dokunan yapı yargı oldu. İşte cezaevi süreci vesaire falan. Siyasi yasakları, şunları bunları, partisinin kapatılması. Hep kavgalı oldu. Çünkü hukukla sorunu var genel olarak Tayyip Erdoğan'ın. Yargıyla sorunu var. Hukuk mantığıyla, hukuk anlayışıyla sorunu var. Ya da bağımsız yani, bir yargı. Bağımsızlığına tahammül edemez zaten. Bağımsız diye bir şey olmaz. Şahsım ülkesinde bağımsız başkasının yargısı mı olur? Bağımsız yargı mı olur? Yani şahsım yargısı. Dolayısıyla bugün baktığında da şeyi görüyorsun. Yani yargı düne kadar Anayasa Mahkemesi'ne bir dünya laf söylerken bugün Anayasa Mahkemesi'ne herhangi bir ses söz etmiyorlar. Hı. Sebep? Çünkü artık istedikleri gibi bir Anayasa Mahkemesi. Aynı şey Yargıtay için geçerli. Aynı şey Danıştay için geçerli. Benim Yargıtay'ım, benim Danıştay'ımsa tamam. Yani Danıştay bana Başkanı iyi. İliksiz ve düğmesiz cübbesini iliklemeye çalıştı Cumhurbaşkanı karşısında. Dolayısıyla şimdi öyle şikayetleri yok. Nitekim düne kadar bu ordu var ya, bu ordu darbeciydi, dürbeciydi, şuydu buydu vesaire falan. Bugün sistem biraz daha farklı. Artık ilişkiler daha farklı. Şanlı ordu, şanlı asker demeye başladı. Öyle olmaya başladı. Vesayet falan derken. Hep böyle yürüdü bu işler. Türkiye'de sermaye, zenginler bu milleti sömürüyordu, eziyordu, yıkıyordu, büküyordu. Bu düzen değişecekti, yeter artıktı. Şimdi para bende, hiç kimsede gık yok. Yani para bende derken şu anki iktidar ve etrafındakiler için söylüyorum. Her şey dolayısıyla böyle değişti her şey. Tabii ama yargı konusunda, hukuk konusunda hala işte bir ayak bağı görme, yani o adalet mekanizmasını bile, adaleti bile ayak bağı görmek gibi bir alışkanlığı var. Dolayısıyla barolarla uğraşıyor olması çok normal. Şimdi getirdiği öneri daha böyle somut bir şekilde ortaya çıkmadı ama ana hatlarıyla işte 2000 avukat bir araya gelecek, onlar da bir baro kuracaklar. Çoklu baro dedikleri bir sistem. Her baroya da üçer tane, doğru mu, şey verilecek, delege, Barolar Birliği Başkanı seçimi için. Bu ne demek? Her baronun üyesi oranında bir delege şeyi var, sayısı var mevcut sistemde. Şimdi 50 bine yakın üyesiyle İstanbul Barosu en çok delegeyi, Barolar Birliği Genel Kurulu'na en çok delegeyi gönderen baro. İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Ve bu şehirlerdeki avukatların büyük bölümü de elbette hepsinin siyasiyle bir görüşü var.
büyük bir bölümü de iktidarı rahatsız edecek bir hukuk anlayışına sahip. Yani bağımsız yargı, hukukun kararlarına saygı, evrensel normlar ve değerler üzerinden bakıyorlar. Aa, bu AK Partili, bu CHP'li, bu şu vesaire falan gibi bakmıyorlar. Dolayısıyla CHP'li gibi bakmaları iyi bir şey o değil zaten şey açısından da. Yani AK Parti'nin bir memuru gibi bakmıyorlar. Hukuk adamı gibi davranıyorlar. Dolayısıyla ne yapmalı? O zaman Barolar Birliği'nin genel kuruluna buralardan daha az delege gelmeli. Sonucu buralar, bu büyük barolar belirlememeli. Efendime söyleyeyim. Ama %50+1 aldım kardeşim. Ülkenin tamamını da dilediğim gibi yönetirim keyfimce. Şöyle yaparım, işi hallederim. Bakışı varken siyasette 50+1'de 50 bin üyesi olan bir baronun delege sayısıyla işte 100 tane üyesi olan baronun delege sayısını eşitleyecek kadar da şuurlu bir öneri bu. Ama lafa geldi mi 50+1'le ben babamın çiftliği gibi yönetirim ülkeyi. Onu bir güç olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla bu temelden sakat bir bakış bu barolarla ilgili mesele. Kaldı ki bu bir anayasal kurum zaten. Dolayısıyla bu iş Anayasa Mahkemesi'ne vesaire falan mutlaka olsa da bir adım atılsa da gidecektir. Ama mecliste, sonuna kadar gideceğiz diyordu. Mecliste çok ciddi bir şeye yol açacağı kanaatindeyim ben. Bir sürece, bir tartışmaya yol açacağı kanaatindeyim. Ama bir somut olarak bir şey gelse bazı maddelerde geri adım atacaklarını, törpüleyecekleri falan haberleri bazı gelmeye başladı. Bazı teklifler geldiğin, yani bir hazırlanan bir teklifin işte MHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye götürüldüğünü biliyoruz. Hı-hı. Şöyle biliyoruz, grup başkan vekilleri bir görüşme gerçekleştirdi. Ama öyle çok ayrıntılı değil ama o. Değildi değil mi? Değil. Ama şöyle bir enteresanlık var. Niyet Adalet anlatın. Bakanı neye karşı duruyorlar ki bunlar? Yani hangi, daha teklif ortada yok belli değil dedi. Onun ardından ertesi gün zaten böyle bir teklifin götürülmesi, görüşülmesi oldu. Şimdi ya Adalet Bakanı habersiz bir şeyden ya da bu gerçekten başka bir yerde hazırlanıyor. Adalet Bakanı'na kimse bir şey söylemiyor. Adalet Bakanı'nı ben bir dostum, onunla yakın ilişkileri olan bir dostum. Çok pozitif şeyler söyler onunla ilgili. Ben çok da şey yapmıyorum ama bazen de vicdanlı davrandığını görüyorum. Son dönemde ama burada bir taca de çıkmış. Bir kuş türünün özellikle hedefinde biri olduğu için. Yani burada şey taca çıktı Adalet Bakanı. Dediğin gibi daha ortada bir şey yok dedi ama ertesi gün ortada bir şey varmış ki onun haberi yok. Götürdüler muhalefete. O biz bile çok bilmiyoruz diyordu. Somut bir ayrıntılı Turan değildi o. Yani daha çok niyet anlatmaya çalıştıkları bir şeydi. Kaldı ki onu götüren de neydi beyefendinin adı? Hemen söyleyeyim, bir saniye, vardı bilgi benimde. Enteresan yorumları AKP'nin grup başkan vekili Cahit Özkan. Nasıl Cahit unuturum Özkan. Yahu? Nasıl unuturum? Yani, Kupas dönemlerinde de çok kendisini gördüm. Bayılıyorum onun saçına ve çatı saçağı gibi. Şeyde yürüyüşü bile antidemokratik bilmem şu bu vesaire, çok garip bir değerlendirmesi oldu baro başkanının yürüyüşüne. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim. İktidar eğer bu işte yine bir iletişim kazası bana göre. Şimdi başka bir cepheden konuşuyoruz. Nedir acaba? Baro başkanları o yağmurun altında bile hani belli yerleri yürüyerek geçtiler. Şemsiyelerle, o soğukta vesaire falan. Yani bu konuyu dikkatle takip eden işte KRT gibi birkaç kanal dışında pek bir yerlerde de seslerini duyuramadılar. Evet. Ankara kapısına gelinceye kadar. Melik Gökçe'nin yaptığı o kapıya kadar. Gelip geçilsin diye yapılmıştı halbuki o kapı. Tabii. Dolayısıyla oraya kadar çok da haber olmadılar. Gelecekler, içeri gireceklerdi. Mecliste görüşmelerini yapacaklardı. Anıtkabir'e gideceklerdi. Bence aynı şekilde de çok dertlerini duyuramadan gideceklerdi. Yani memleketlerine. Niye müdahale edip de bu kadar büyüttünüz diye sorarım ben dönüp. 27 saat yani sonra gelinen noktada yine tırnak içinde söylüyorum, izin verdiniz. Sadece Türkiye'de insan değil, bütün dünya konuştu bunu. Evet. Çünkü dünya baro demek, yani bu boru değil, baro. Yani barolar çok önemli kurumlar. Evet. Bütün dünyada önemsenen kurumlar. Özellikle Batı demokrasilerinde çok önemsenen kurumlar. Yani baro böyle bir cübbesiyle falan bir yerde yürüdüğü zaman hani yer gök inliyor. Evet. Dolayısıyla baro yürüyüşü arada kaynar giderdi. Ben şimdi yani yanımdakilere ben olsam Sayın Cumhurbaşkanı yanında dönerim. Derim ki bunu niye büyüttünüz bu işi siz böyle? Geldiler ve orada polis barikatı. Şimdi biz oraya gittik. Evet, Salı günü grup toplantısından sonra. İYİ Parti Genel Başkanı da gitti. Meral Hanım'la birlikte ben de gittim. Bir defa bir şey gördüm. Bir iki tane tanıdığım şey vardı orada. Baro amir, başkanı. Polis, yok polisler için söylüyorum. Amir falan vardı. Birkaç tanesini böyle çok
şey gördüm. Kıyıda köşede mahcup gördüm. Fakat orayı bir polis müdürüne teslim etmişler. İsmini cismini bilmiyorum. İşte o itişte kakışta da hep o var. Yine oradaydı. Ya bize bile, yani bize bileden kastım yanlış bir sonuç çıkmasın. Bir siyasi orada eylemci değiliz, bir şey değiliz. Evet. Meral Akşener ve onun ekibi bize de aynı muameleyi yapmaya kalktı. Ve oradaki herkesle itişip kakışan, biri bir yerde bekliyor. Yani şu tarafa geçer misiniz demek yerine bağıran, çağıran böyle bir beyefendi o. Yani bu işi ben İçişleri Bakanı'nın yerinde olsam o beyefendiyi bir merakla incelerim. Merakla incelerim. Ne olursa olsun İçişleri Bakanı da talimat mı verdi? Ankara'ya girmeyecek, yürüyerek girmeyecekler mi dedi. Ya yürüyecekler de zaten o kapı var ya. 150-200 metre bir şey. O kapıdan yürüyerek geçmek giderler. Bir de şöyle söyleniyor ama ona da biraz gerçekten sinir oluyorum. Yani her şey 200 metre yürümek için miydi? Hayır kardeşim, sembolik bir şekilde yürüyecek adam, sonrasında Anıtkabir'e gidecek. Sembolik olması orayı yani. Bilmeyenler belki yadırgamış olabilir. Ankara'nın Melih Gökçek çok ciddi paralar harcayarak, evet, Ankara'ya giriş kapıları yine yaptı. Geliriz. Herkes itiraz etti, ben itiraz etmiyorum. Biliyorum. Bence şık. Biliyorum, siz öyle yani, diyorsunuz. Yani o şeyde de Türk dünyasında birçok şehirde o kapılar vardır. Bence şık oldu, güzel oldu. O kapıya kadar yürümekti. O kapıya kadar yürüyüp ondan sonra araçlara binmekti. O sembolik bir giriş. Sembolik bir kapı yapıldı şehre girilsin diye. O kapı yapılırken itiraz etmediniz de şehre giriş için o kapı kullanılacak zaman niye itiraz ediyorsunuz? O 200 metre mesafe denilen şey o. Ya oraya kadar geldiler. Ne var o 200 metreyi o kapıdan geçirmen? Say ki tamam, İçişleri Bakanlığı böyle bir şey çok büyük bir risk gördü. O kapıdan geçerlerse yandık derdi. Ne olacak derdi acaba yani, o kapıdan neyse, geçseler? Sebebi ne olursa olsun. Talimatı şey da verdi, geçirmeyin dedi. Ya bir barikat örülmüş o şeylerden. Akordiyon şeyler var ya, bariyerler. Evet. Çift çift yapılmış böyle. Mümkün değil çıkman zaten. Ya orada da tutuyorsun. Polisin de var. Yani o polisleri de böyle çevik kuvvet, onlarca otobüs var. Onları devirip geçme şansları yok zaten, 50-60 kişiler orada. Evet. Dolayısıyla o polis müdürünü ben çok merak ediyorum mesela. Ben İçişleri Bakanı'nın yerinde olsam, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam, o polis müdürünü, oraya komuta eden polis müdürünü, ben bir ne yapmış, ne yapmamış veya kimdir? Bak bu daha önemli bir soru. Kimdir, nedir, ne değildir'e bir bakarım. Hem şu şeye geçiyorum, iktidarın yanındaki bir masaya geçiyorum, hı hı, şu anda, hı, öyle konuşuyorum. Derim ki ya, bu başımızı ağrıttı bu tavır, bu davranış. O baro başkanını itelemesi, öbürünün cübbesinden tutup kenara atması, bir başkasının gırtlağına elini gırtlağına tutması. Tutmaları bile garip değil mi zaten? Neyse bak, bunların hepsini geçiyorum. Ben orada o polis müdürünü çok merak ediyorum. O kim, ne, nasıl birisi? Tabii ne olduysa etkisini daha da artırmasına sebep oldu. Artırdı, işi büyüttü. Dünyaya rezil rüsva bir fotoğraf verildi. Tabii ya. Ya polislerin orada tutup, tamam, emir almış, yapacak bir şey yok. Onu orada tutacak polis. Polislerin orada tutacak gücü var, imkanı var. O barikatı zaten yıkalım geçelim diyecek şeyde insanlar değil. Hepsi adı, sanı, yeri, yurdu, statüsü belli olan insan. Markası olan insanlar bunlar. Ama yani çok çok çirkin şeyler. Ama o polis müdürü aynı tavrı oraya gittiğimde, şimdi ekranda görüntülerden izlediğimin dışında, oraya gittiğimde aynı şeyi gördüm. Herkese, gelen herkese. Sadece yani koruma ekibinde bazı arkadaşlardan tut, işte Meral Hanım'ın yakın çalışma arkadaşları vesaire falan, yani orada mecbur onunla birlikte olması gereken insanlara kadar, sadece Meral Hanım'a herhangi bir tavırları olmadı. Ya yani onun dışında etrafta duran herkese de. Ama orada enteresan bir şey oldu. Tam Meral Akşener artık çok da konuşmadı zaten. İtidal ve sağduyu çağrısı yaptı. Daha çok dinledi. O arada ben çıkışa doğru yöneldim. Birkaç baro başkanı yine bir şeyler anlatıyordu genel başkana. Polis müdürü, o kapıda bir hanımefendi vardı, onu bu tarafa alın dedi. Ben de dedim ki hani biri girmek istiyor herhalde. Belki bizim ekipten mi, kim diye bir döndüm. Cübbeli bir hanımefendi. Ondan sonra birkaç defa daha söyledi bu 1-2 dakika içinde. O hanımefendiyi alın bu tarafa falan diye.
Sonra Meral Hanım çıktı, arabanın kapısına geldi. O sırada oradaki polislerden birkaçı Meral Akşener gelecek diye milleti kenara doğru çekerken o çıkış bölümünden. Bu hanımefendi de o hengamenin içinde kaldı. Ama bir şekilde nasıl olduysa arabanın kapısının önüne geliverdi bir anda. Canım bu ne rezalet, bu nasıl saçmalık, ne yapalım yani, siyasiler de hep böyle diye bağırıp çağırmaya başladı. Yani iki dakika boyunca o hanımefendiyi buraya alın, bu tarafa alın dediği hanımefendi bu. Öyle mi? Genel Başkan da bunun üzerine hanımefendi ben fark etmedim ve çok üzülürüm aman diye kolunu tuttu. Ne olur buyurun siz bu tarafa geçin diye. Bırakın benim kolumu falan. Ya böyle saçma sapan şeyler de yaşadık biz orada. Dolayısıyla bir kez daha tekrar ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde olsam, İçişleri Bakanı yerinde olsam, o oraya hakim olan o polis müdürü beyefendiye bir bakarım. Yani hem kimdir kim değildir'e bakarım, hem de o tavır ve davranışlarını bir yeniden izlerim. Getirin bakalım o görüntüleri derim. Ve bir daha da toplumsal bir olayda ben elbette ben. Onun da bir şeyi vardır, tecrübesi vardır. Ama tahmin ediyorum polis olması veya polis müdürü olması o kadar önemli değil. Benim kadar tecrübesi yoktur toplumsal olaylar konusunda. O kafa, o mantık herhangi bir toplumsal olayı çığırından çıkarabilir. Buna dikkat etmeli. Ya oradaki bazı polisler hatta baro başkanlarına burası çadır devleti değil falan demeye... O beyefendi işte. Ama... Çadır devleti değil elbette. Yani buraya çadır kuralım zaten o zaman. Zaten çadır devleti olmadığı devleti için değil. Anayasal hakkını kullanarak yürüyüş yapabilme hakkını kendinde buluyor bu insanlar. O yüzden diyorum hani izin verdiler de işte arayışlar sonuç verdi, arabuluculuk vesaire. Bak sloganik. Vesaire. Sözleri de hep slogan. Yani bir çadır emniyet müdürü, değil. Bir polis müdürü yani şunu der. Bizi öyle gördük. Yani ben Mehmet Ağar, Şükrü Bey'e yetişmedim. Hamdi Ardalı, Necdet Menzir, efendime söyleyeyim. Yani o kadar çok şeyle çalıştık ki polis muhabirliği döneminde. O kadar çok Emni Ercüment Yılmaz, o kadar çok tanırım ki. Bazen eylemcilerden biri olmak gerekir belki de tabii. Değil mi? Onları yani Hüseyin Kocada, ya saydığım isimler Şakir Koç, şehit olan. Yani o kadar çok şeyle çalıştım ki emniyet müdürüyle, polis müdürüyle. Yani hepsinin çok daha büyük olaylarda bir devlet görevlisi gibi orada dimdik durup şunu yaparsanız bu olur, bunu yaparsanız bu olur diye resmi bir ilişki kurduklarına çoğu zaman tanık oldum. Ha kimi zaman da şuna tanık oldum mesela Ercüment Yılmaz'ın hatırlarım bir Yeni Bosna'da çok günler süren bir eylemde silahını belinden çıkarıp böyle göstererek yanında polise teslim edip silahsız geliyorum diye oturup 1,5-2 saat orada o sokakları kapatan göstericilerle bayağı ideolojik tartışmaya girdiğini. Şimdi ne oldu? O eylem o akşam sona erdi. Ya işte. Çünkü karşılarında öyle birini gördüler ki bildiğin onların diliyle de konuşabiliyor. Yani bir dakika ya bu abi bizden daha çok okumuş bu kitapları falan. Yani mesela bir Hüseyin Kocadağ'ın Sivas olaylarından sonraki yürüyüşte Necdet Menzil'in anonsu üzerine verdiği cevabı hatırlarım. Dağıtın orayı diye talimat verdiğinde telsizden hem de çekinmeden yani emniyet müdür yardımcısı emniyet müdürü telsizden cevap verir mi? Dağıtırsak burada katliam olur buyurun gelin kendiniz dağıtın o zaman diye cevap verdiğinde görüyorum. Ya öyle büyük bir kalabalık toplanmış ki yani milyona yakın insan yürüyor dağıtın orayı diye talimat geldi. Tabii o fotoğrafı görmediği için. Tabii. Şimdi böyle müdürlerden kameraları görünce burası çadır devleti ya o emniyet müdürünün işi değil. Yani o insanlara bunu atıyorum işte Diyarbakır'da şurada burada o HDP'liler o PKK'lı tayfayla diyalogda şunda bunda falan tamam görüyoruz. Orada olabiliyor bu tür diyaloglar. Hatta tokat bile yiyebiliyor polis. Ama burada anayasal bir kurum ve o kurumun temsilcileri var karşında. Evet. Ve onlara da böyle bir sokak eylemcisi muamelesi yapmak kimsenin de haddi değil tabii. Bu şey açısından söylüyorum. Baro Başkanı işte Ahmet Bey veya Ayşe Hanım adı üzerinden söylemiyorum. O kurumun ağırlığı, özgür ağırlığı üzerinden söylüyorum. Anayasal bir kurum olması. Polis ve emniyet teşkilatı nasıl anayasal kurumsa baro da anayasal kurum. Eşittir. Bu da çadır devleti olmamak anlamına aynen gelir zaten. Öyle. Doğru. Burası bir çadır devleti değil. Biz de anayasal bir kurumuz. Anayasal bir kurumun başındaki kişiler olarak da yürüyüş ki o da anayasal ama bir hak olarak ama ben ısrarla söylüyorum. Ben
İçişleri Bakanlığı'nın yerinde olsam o görüntüleri bir getirin bakayım, bu arkadaş buralarda ne yapmış? Acaba yaparlar. İzlemesini isterim. Bence çok kıymetli dediğiniz. Bu arada tabii oraya günler sonra giden biri daha vardı. Niye geç gittiği de sorulduğunda kendisine bakanlarla yaptığı temasları gerekçe gösterdi. Biz yürümeyi tercih yarım saat sonra. Evet. Biz yürümeyi tercih etmiyoruz. Biz meclise gidip anlatmayı, konuşmayı tercih ediyoruz gibi bir ifadesi vardı. Türkiye Barolar Birliği'nin, yani bütün baroların da üstündeki o kurumun, birliğin başındaki isim Feyzioğlu gittiğinde sırtlarını döndüler. O da çok çarpıcı bir görüntüydü bence. Haftanın, hatta son yılların en unutulmaz görüntüsüydü. Feyzioğlu'na çok tepkililer. Bizi temsil etmiyor artık diyorlar. Feyzioğlu çok sakin. Hatta ben konuştuğum zaman, örneğin Durakoğlu ile konuştuğumuzda İstanbul Barosu Başkanı, ya kendi kariyerini düşünüyor mivalinde bir ifadesi vardı. Ve bunu yazan kişilerden, katiplerden biri de kendisidir. Buna artık şüphem yok dedi mesela. Şey mi? Adalet Bakanlığı mı acaba? O mudur? Onu da biz mi derdi? Yoksa yeniden baro başkanı, yani Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmak mıdır? Tek başına o yeter midir acaba? Sence? Yani Sayın Durakoğlu Türkiye Barolar Birliği belki başkanlığını yeniden istediğini, buna başladığını söyledi ama yani herhalde daha üstü de vardır. Bilmiyorum. Şimdi orada iki tane şey var. Yine şu iletişim görüntüden açısından, sonra mümkün mü ki gerçekten? Yine iletişim açısından bakıldığında ben orada baro başkanlarının yerinde olsam hiç konuşmazdım. Dayanamadılar ama yani o kadar dolmuş ki o insanlar. İletişim açısından söyleyeyim. Anladım. Hiç konuşmazdım. Yani o görüntü her şeyi anlatırdı. Evet. Ve özgül ağırlığı daha da şey tutardı, yüksek tutardı, ağır tutardı. Konuşmasalardı daha evet, iyiydi bence. Anladım demek. Ama orada 24 saat boyunca yaşadıkları sinirler şeyden gergin, elbette normal. Müdahale edilmiş. En doğru yaklaşım, bana göre en doğru yaklaşımlardan biri Ümit Hoca'nın, Ümit Özdağ'ın yorumuydu. Eleştirenlere şaşıyorum, eleştirmiyorum çünkü artık yok hükmündedir dedi şey için, Feyzioğlu için. Feyzioğlu için dedi, evet. Yani bu kadar kıymet verilen, ben Yılmaz Özdil'in yazısını hatırlarım. Feyzioğlu'nu inanılmaz böyle öven, göklere çıkaran yazısını. Şimdi Yılmaz abi muhtemelen pişmandır ki geçenlerde bir yazısından da pişmanlığını evet, süzdüm zaten, var o gördüm orada. Belki. Dolayısıyla bu kadar milletin kıymet verdiği, hatta hatırlıyor musun bir aralar böyle Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı oynuyor falan tabii, filan. Tabii. Oralardan buralara. Bayağı. Parti genel başkanlığı mı, Cumhurbaşkanı adaylığı mı, o mu olsun bu mu olsun derken. CHP'nin başına mı gelecek? Tabii de onlar bile konuşulmuştu. Geçen bir şey okumuştum. Bir oy farkla seçilmişti ya Sayın Feyzioğlu. O bir oy, o fark kiminse onu başkan seçelim demişti. Gerçekten iş oraya doğru gidiyor ama gerçek bütün bu gerginliğin ardında bazen güldüren mizahi yorumlar da geliyor elbette. Şimdi dedim ya, bu haftanın ana başlığı adaletti, hukuktu diye. Baro başkanlarına ilişkin ya da barolara ilişkin eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa geçelim gazetecilerin yargılandığı güne. 6 gazeteci hakim karşısına çıktı ilk kez 112 günün ardından. Yani yaklaşık 4 aylık bir tutuklu kalma süreci var ki bu bile belki konuşulması gereken bir şey tek başına. Ve 6 gazeteciyle ilgili, 3'üyle ilgili tahliye, 3'üyle ilgili de yine tutukluluğun devamına karar verilmiş durumda. 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek diğer duruşma. Niye 3'üyle ilgili tahliye? Neye göre? Onu sordum geçen gün Sayın Neye Celal göre? Ülgen'e mesela. Bir arkadaşım yazmıştı, ne oldu sonucu Çiğdem, takip ediyorsun oradasın diye. Ben de dedim 3'ü için böyle. Bana çok basit bir soru sordu. Diyorsunuz ya bazen tek bir soru her şeyi yok eder. Ya aynı suçtan yargılanmıyorlar mı dedi. Evet. Ha orada... Yani tahliye olan Barış'ın şeyi, yani onun şeyi işte bu haberin sürecin içerisinde olmaması vesaire falan, ama hayır, ifadesi var. Ne demek yani, ben onun sorumlusuyum ve bu işten de sorumluyum diye üstlendi bunu. Ya yani öyle ben o gün yoktum, izinliydim falan demedi yani, çok çok şık bir tavırla. Ne demek bu haber, bu sitede haber olduysa bu olay. Bu ben süreçte karar mekanizmalarından birindeyim ve ben de bir noktadayım ve ben de bu işten sorumluyum diye üstlendi bunu. Niye? O soru havada. Ama asıl mesele şu, hep gidip gelip dejavu kısmına düşüyorum ben. 2011'de. Aynı süreç yaşanıyor. Bu defa FETÖ yapmıyor da onu takip eden, ondan iyi dersler almış bir zihniyet yürütüyor aynı süreci. Bu bir gözdağı, bu bir korku şeyi, özellikle medyaya. Ben bugün yapılanları çok önemsemiyorum. Bu korku iklimini ya da bu gözdağını yarın meydana gelebilecek ne için veriyorların peşindeyim ben.
Yani, bu önemli bir dakika. Ben bunu önemsiyorum. Bugün Barışları içeri atmak, işte Murat'ı, Hülya'yı vesaire, yani Saygı abiye tehdit eder gibi konuşmak. Hakaret etmek. Yani bunlar tamam, bugünün somut işleri. Bunlar aşılabilir, tartışılır, kavga edilir, gürültü edilir, tahliye olur, çıkar. Ama bu korkuyu yeniden neden vermek istiyorlar? Neyin hazırlığındalar? Ben bunun peşindeyim. Ne olabilir? Yarın işte olabilecek, yaşanabilecek ne varsa onunla ilgili gazeteciler kalem oynatmasın ve bundan korksunlar, tedirgin olsunlar diye. Bugüne dair verilen bir korku değil bu. Bu yarına dair bir korku. Bugün yazılanlara değil, yazılan yazılmış zaten. Bugün yaşandı zaten. Yarın yazılabileceklere dair, yarın ne planlıyorlar da yeniden aynı süreç başladı, ben bunun peşindeyim. Yarın öbür gün o zaman ortaya ne çıkabilir ki? O zaman benim aklıma bu soru geldi. Hani ifşadır, şudur budur üzerinden konuşuluyor ya bazı şeyler. Özellikle son gazetecilerin yaptıkları, yazdıkları haber. Yani onlar da diyorlar ki bir dakika, ifşa edilmiş bir şey yok. Zaten ifşa ise bu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bundan bahsetti. Meclis çatısı altında da bundan konuşuldu. Zaten fotoğraflar basıldı. O fotoğraflarda savcı işte demiş, fotoğraflardaki isimler MİT mensuplarıdır. Niye bunları ifşa ediyorsunuz diye. Diyorlar ki biz bilmiyorduk ki, ne bilelim ki. Belki de oradaki köylüler de taşıyanlar. Yani şimdi savcılık kendisi o zaman ifşayı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ifşanın ifşası olmaz diyorlar. Haliyle şimdi bu dediğiniz bana başka bir şeyi anımsattı. Yani başka bir şey olabilir. Başka bir şey ortaya çıkabilir. O ortaya çıkabilen şey her ne olursa onu yazmayın, çizmeyin, bilmem ne. Ya da onun için göz korkutmak adına mı bir şeyler yaşanıyor? Yani şu mu mesela, yarın öyle şeyler yaşayacağız, öyle saçmalıklar yapacağız ki... Aklınızı başınıza alın, hiç kimse de kalkıp bizim karşımıza geçip yazıp çizmesin. Yazmaya kalkmayın. Benim aklıma bu gelir. Ama orada işin şey boyutuyla çok ilgilenmiyorum. Efendim işte bu teknik olarak bu haber şöyleydi, daha önceden çıkmıştı, yayınlanmıştı, yeniden vesaire falan. Ya bu minare kılıf ilişkisi Çiğdem. Yani kılıf, tabii. Kaşık Kozinoğlu olduğu zaman adını, sanını, her şeyini veren, nerede çalıştığını söyleyen, nasıl çalıştığını, yani hangi bu ülkenin bu kadar söyleyen, kıymetli bir milli istihbarat teşkilatı elemanını bile bile öldürdünüz be kardeşim, evet, evet, diye dava açılmış tek bir dava var mı? Var mı ya? Yok. Yani o savcılar, o şeyler, tamam kumpastan, şundan bundan yargılanıyorlar ama cinayetten yargılanan bir tane FETÖ'cü var mı? Kaşık Kozinoğlu'nunki cinayetti. Evet. Bunu bilmeyen mi var? Ambulansı ters tarafa götür, oradan oraya götür, buradan buraya götür, bilmem ne. Sonra yap, işte spor et, yaptı da ondan dolayı vesaire denilmesi. Şimdi bunun yanında benim asıl ilgilendiğim nokta, mesele şu. Hep başından beri söylüyoruz. O şehit Milli İstihbarat Teşkilatı mensubumuzun cenazesine sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere kadar herkesi davet eden bir mekanizma var. Eğer bir yere sivil toplum kuruluşları dahi, siyasi partiler dahi davet ediliyor ise orası artık kamuya açık. Kamuya açık olduğu için de medyaya açık bir alan demektir. Evet. Ve bununla ilgili her türlü haber de yapılır. Haberin niteliğine bakarsın. Haberin niteliği de o şehidimize ve oradaki diğer şehitlerimize böyle adet tane gibi bir muamele yapılmasına tepki gösteren ve Libya'da oluşumuzu, Libya'da böyle bir faaliyet içerisinde böyle kıymetlerimizi, kaybedişimizi sorgulayan bir haber. Yani düşmanlık eden değil, dostluk eden bir haber. Ama bunu da geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, dünyada hemen hemen hiçbir devlet başkanının, belki kıyıda köşede yapanlar oluyordur, ya da bir devlet yöneticisinin, bir cumhurbaşkanının, bir devlet başkanının, bir başbakanın yapmayacağı bir şeyi yaptı. Tahmin ediyorum nereye geleceğini. Çıktı dedi ki, işte zaten biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatımız da dedi, Libya'da çok özel ve güzel faaliyetler yürütmektedir. Tam da o dönem konuşmuştuk biz. Bu ülkenin istihbarat kurumunu dünyaya ihbar etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hiç bizim Wagner'de orada çok iyi işler yapıyor dediğini duydunuz mu yani, diye konuşmuştuk hatta. Öyle. Tabii. Yani İngiltere'de Boris Johnson'ın çıkıp da MI6 var ya, Hindistan'da neler altını yapıyor, üstüne getiriyor dediğini duyduk mu hiç? Yapabilir yani. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'de bir şeyler yapabilir, evet, ama yapabilir, bunu söylemek zorunda olursa da bizim irademiz dışında diyeceğin bir hadise bu. Dışarıda bu faaliyetleri yürütmek, ya bizi yarın bir gün herhangi bir davayla baş başa bırakabilir mi? Tabii, bırakabilir. Tabii. Bir sürü sorunla baş başa bırakabilir mi? Bırakabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışındaki bir faaliyetini Cumhurbaşkanı olarak açık ediyorsanız, iki tane gazeteci de bu insanlarımız kıymetli değil mi? Bunlar bu,
burada ne için şehit oluyorlar, niye canlarından oluyorlar diye soru sormuş. Gazeteci de ne sordular var? Sorar yani. Burada ne var? Kaldı ki o kimlik vesaire şu bu falan ya kartlarda yakalarda fotoğraf var. İsim var yani Allah için. Teşkilatın gönderdiği çelenk var. Yani teşkilat başkanı diyerek çelenk gönderilmiş. Böyle bir şey yani? Bunu da Yeni Yaşam gazetesinin genel yayın yönetmeni ve yazı işleri ifade ediyor. Bu arada Celal Ülgen'in dediği bir şeyi daha ifade etmek isterim size. O gün konuştuğumuzda bir şey söyledi. Dedi ki, bakın diyor, Yeni Çağ gazetesinin çizgisi belli. İşte Cumhuriyet gazetesinin bellidir. Oda TV'nin bellidir. Yeni Yaşam gazetesinin de keza öyle ya da dergisinin. O da aynı şekilde. Farklı yani birbirine bir araya gelmeyecek olan özellikle Yeni Çağ'la Yeni Yaşam'ı düşünsenize Murat Bey. Dolayısıyla yani bu üç tarafı da bir şekilde aynı davanın içerisinde tutarak, suçlayarak, itham ederek yapılmak istenen şey bir anlamda siyasi olarak da başka bir çerçeve ortaya çıkarmak. Nedir? İşte İyi Parti, HDP, CHP hepsi bakın bir arada bir de sahip çıkıyorlar vesaire. Böyle bir görüntü de ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu kullanmak için her türlü kumpası da yapmaya hazırlar gibi bir ifadesi vardı. Ya da bunu, bu da bu görüntüyü vermek için yapılan kumpas ayaklarından biri demişti. Ne dersiniz? Yani her şeyi değerlendiriyor. Buna itiraz etmem mümkün değil tabii ki. O kadar sessiz kaldınız ki bir anda yanlış bir şey mi söylüyorsunuz? Öyle her şeyi değerlendiriyor. Her şeyi bir... ister istemez değerlendiriyoruz. Ya sebep olacağı da planlayarak yaptıkları kanaatinde değilim. O kadar iletişim dehası değiller de. Ama görünce de fotoğrafı böyle değerlendiriyorlar, böyle kullanıyorlar. E şimdi durduk yere... Ya ben yıllarca, ben de sen de yakın olduk, çalıştık vesaire falan. Şimdi... Devlet Bahçeli'nin bu dava veya bu gazetecilerle ilgili böylesine keskin köşeli bir tavır sergilemesi, o davaya verilen desteklere bir takım yorumlar getirmesi falan. Ya bunun ne sebebi olabilir ki mesela? Ne sebebi olabilir? Yani tamamen bu az önce tariflediğin şey işte. Yani iktidar da ortağı da buradan hep aynı şeyleri süzüyorlar. Baroların yürüyüşünde de aynısı oldu. Yani barolar sanki bir terör örgütünün hukuktaki uzantısıymış gibi. Tabii aslında ben sana bir şey söyleyeyim. Anayasal bir konudan barolar bahsediyoruz. Barolar konusu bu kadar siyaseten de millet açısından da bu kadar şey kalmazdı, tali kalmazdı aslında. Ben bunu Ankara Barosu'nun üzerinde çok tartışılabilecek haklı uyarılarını teslim ederek söylüyorum. Ankara Barosu'nun yaptığı iletişim kazasının da bir neticesi Diyanet'in, olarak değerlendiriyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini ardına. Diyanet'in yanlışına bir yanlışla karşılık ama vererek. Ama bu önceden planlanmış bir şeydir ki Murat Bey. Sadece bundan dolayı bir anda işte bakın barolarında seçimi değişsin bilmem şusu değişsin. Yok yok onu söylemiyorum. Öncesi de ben vardı. Ben sadece siyasetin işte diğer demokratik kitle örgütlerinin efendim işte vatandaşın bu meseleye çok daha ilgili davranabilecekken şöyle izleyici konumda kalmasının Ankara Barosu'nun o yol açtığı iletişim hatasının sebep olduğu kanaatindeyim. Yani baro meselesinin konuşulduğu her yerde ama işte bakın Ankara Barosu dendi. Dolayısıyla o çok kötü bir malzeme oldu bu şeyin karşıtları için söylüyorum. Geçeyim mi başka bir şey? Az buyurun. Evvel bir gönderme yaptınız. MHP liderinden bahsettiniz. O ki yargı, yargının bağımsızlığı, yargılamanın bağımsızlığından bahsediyoruz ama enteresan bir açıklaması oldu. Bir amacı, bir talebi var. Yeniden belki bir yargılanma dosyasına yeniden bakılmasını istediği bir isim var MHP liderinin. O da Mümtaz Ertürköne. Mümtaz Ertürköne de hükümlü olan isimlerden biri değil mi? Ben birkaç bilgi almıştım kendisiyle ilgili. 2016 yılından bu yana zaten 15 Temmuz'dan sonra bir soruşturma açılmıştı. 27 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınmıştı. 4 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 10 Nisan 2017'de iddianame hazırlandı. Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, meclisin görevini yapmasını engelleme vesaire bu suçlardan da 6 Temmuz 2018'de karar verildi ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis aldı. Böyle bir durum. Ve Devlet Bahçeli de diyor ki, bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor diyor. Osman Kavala'nın, Altan kardeşleri, Nazlı Ilıcan daha pek çok sorumlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz Ertürköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir diyor. Yani şöyle mesela Barış Pehlivan'ın ardında
yargılama bağımsız olsun, bir bakılsın dosyasına diyen bir siyasi böyle biri olmadığı için mi acaba şu anda içeride? Ya da Hülya Kılınç tekrar bir bakılsın diyen kimse olmadığı için mi şu anda içerideler? Ya ister istemez bu soruyu soruyorum ben. Güzel soru soruyorsun. Ben de bir fotoğraf şey yapıyorum bir yandan. Gösterecek şimdi, misiniz? Bir şey göstereceksiniz. Evet. Şimdi sonuçta orada Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği bir şey var. İşte bir ülkücü şehidin kardeşi Mustafa Türkönen'in vurgusundan hareketle hani bir ülkücüye sahip çıkmak gibi bir fotoğraf. Şimdi Mümtaz Ertürkön'e diyor ki Türkeş'i hiç sevmedim, hiç de MHP'li olmadım. Türkeş'i hiçbir zaman sevmedim, hiç Türkeşçi olmadım. Hatta ben MHP'li de olmadım. Türkönen'in sözleri bunlar. 22 Aralık 2009 Salı günü bu şeyi sözü. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Devlet Bahçeli'de bir süredir şey var böyle hani o ülkücü kimlik atfedilen, geçmişte ülkücüydü falan denilen isimlere karşı bir hassasiyetle tabana bir şey vermeye çalışıyor. Ben tedirgin görüyorum MHP yönetimini ve Devlet Bahçeli'yi. Tabana şunu mu demeye çalışıyor peki? Yani iktidar belli ama arkasındaki güç biziz, işte o gölge iktidar biziz demek mi? Yani ben o şeyde değilim. Yani o kanaatte değilim. Hayır ama onu mu acaba? Ya öyle bilmiyorum. Değildir de belki o bilmiyorum, öyledir mesajı. Ama öyle bir şey okumadım. Ama bunu yaparak tabanda çok ciddi rahatsızlıklar yaşandığını en iyi de doğal olarak Devlet Bahçeli biliyor. MHP tabanı açısından söylüyorum. Onları konsolide edecek bazı konular üretiyor. Mesela yıllardır işte şuna nasıl bakar konusunda bir fikrimiz var. Yani nasıl baktığını bilerek o dönem orada yayıncılıkta yaptık. Dolayısıyla buna nasıl baktığını biliyoruz. Mesela ama şimdi bunu başka bir şey söylüyor. Limonata gibi tarif etmeye kalkıyor. Bu bir çay. Bunu limonata gibi tarif eden ya da tarifleyecek yorumları oluyor. Dolayısıyla epey zaman önce artık tanımakta ya da anlamakta zorlanıyoruz diyerek bir de evin kapısında karşılaştığımız muamele var diye. Evet. Dolayısıyla şimdi Mümtaz Ertürkön'e konusunda Devlet Bahçeli niye böyle söylemiş olabilir? Mümtaz Ertürkön'den bir talep gelmiş olabilir. Ya ben bir ülkücü şehidin kardeşiyim. İşte bu anlamda desteğiniz demiş olabilir. Bilmiyorum. Yani Nazlı Ilıcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması gibi bir şey gibi olabilirse. Böyle bir şey olabilir. Yani. Bunun ötesinde AK Parti tarafından ya siz bir açın da hani biz açarsak FETÖ'cüler serbest derler, bırakılıyor denir. Denir. Çünkü bir dön de bak bakayım hele serbest bırakılanlara. Şu son bir hafta içerisinde. Deve hukuk dişi gibi, deve dişi gibi FETÖ'cüler serbest bırakılıyor. Yağmur gibi. Ya. Bunun üstüne Mümtaz Ertürkön'e gibi çok göz önünde, çok bilinen. Hadi iyi yarın bir gün Sedat Laçiner'i de Genelkurmay'ın önünde sarı zarf dağıtmış. Sedat Laçiner'i de şey yapın. Genelkurmay'ın önünde değil de ofisinde o. Anladım. Onu da serbest bırakın. O zaman gidin Adil Öksüz'ü bulun. Ya kardeş kusura bakma biz falan deyin yani. İş oraya doğru gidiyor. Gel yurduna şimdi dön Mümtaz diyeyim bari Ertürkön'e, değil mi? Bir de öyle bir o süreçte bu yapının en önemli ne diyelim? Kanaat, sac ayaklarından, kanaat toplum önderlerinden. Toplum karşısında kanaat önderlerinden. Toplumu bu adamların ve bu yapının iyi bir şey olduğuna ikna etmeye, yaptığı her şeyin doğru olduğunu ikna etmeye çabalayan, büyük oranda da başaran seçim sonuçları itibariyle. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın kandırılmasından hareketle demek ki başarmışlar. Burada en çok emeği olanlardan biri. Ne bu dünyada? Kendi adıma söylüyorum. Ne bu dünyada ne öte dünyada. Hiçbir şekilde şu kadar hakkımız, hukukumuz varsa ki insanız, herkesin birbiri üzerinde hakkı vardır. Haram olsun, zehir olsun, zıkkım olsun. Ben böyle bakıyorum. Hiçbir şekilde affetmiyorum, affedersem de kanım kurusun. Ülkeme yaptıkları, devletimde yol açtıkları tahribat, ülkemde yol açtıkları tahribat, kaybettiğimiz canlar, ödenen bedeller açısından baktığımda eğer unutursam kanım kurusun diyenlerdenim. Unutursam dün kanım kurusun diyenlerin bugün unutmak üzere bazı cümleler kurmasından da onlar adına ben mahcup oluyorum. Bir gülü koyalım, bununla devam ederiz. Birazdan buradayız. Devam ediyoruz, burası çok önemliye sevgili izleyiciler. En son kaldığımız yerden devam edelim.
yargıda, yargının bağımsızlığından, yargılamalardan, gazetecilerin durumundan, baro başkanlarının demek istediklerinden başladık zaten. İş yine bu haftanın ana gündem maddesi olan adalet hukuk konusuna geldi. Bunu konuşuyoruz. En sonda Devlet Bahçeli'den bahsederken MHP liderinin sözlerinden Mümtazer Türköy'e ilişkin sözleri ve çağrısından bahsetmiştik. Bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti. Mümtazer Türköy'e ismi ve onun hatırlattıklarını da anımsayarak elbette ki Murat Bey devam edelim kim bilir, bu noktada. Kim bilir belki de hani bu kadar çok FETÖ'cü bırakılırken ya öyle ya da böyle bir şekilde hayatı ülkücülüğe değmiş bir insanın niye o zaman tutuyorsunuz mu demek istedi. Belki oradan mı bir gönderme yaptı. Ya, hakikaten okumak çok zor. Çok zor. Yani şıklar bir, böyle bir gönderme yapmış olabilir. Yani işte o Türk solunun şeyini bırakıyorsunuz. Bilmem onu bırakıyorsunuz, bunu bırak. Geçen hafta dünya kadar bir sürü isim tahliye oldu. FETÖ'cü. Onları bırakıyorsunuz. Yani bunu, Mümtazer Türkönen'in kabahati ülkücülüğe bir şekilde hayatının değmiş olması mı demiştir belki de. Bu mudur belki? Kabahati ya da onu kurtarabilecek şey midir bu daha bilmiyorum doğrusu? Ya ben hep zaten onun yanında şey olabilir. Hani bir yazılmıştır, çizilmiştir mektup vesaire, belki bir destek istenmiştir. O olabilir. Mümkün müdür acaba? Belki de hani ya oturalım da bunu konuşalım diye. Ki bunu kimi zaman yapar Devlet Bahçeli. Yani bazen böyle esprili ama bu, de olsa. Ama bunu yapar mıydı? Yani şimdi yapıyordu canım, yani yapmaz mı? Türk Dil Kurumu'nun, Tarih Kurumu'nun başındaydı bir ara değil mi Türköy'e? Evet. Yani onun sözleri, söyledikleri, kendi partisiyle ilgili, işte Alparslan Türkeş'le ilgili sözleri o kadar kabul edilecek bir şey midir ki? Yani Devlet Bey bunları da unutabilecek biri değildir herhalde. O yüzden çok garip geliyor bana. Son cümleni bir daha tekrarlar mısın? Devlet Bey bunları unutabilecek bir insan mıdır? Cümlesi bunu bir de aynaya bakarak söyledi de ne kadar inandırıcı durdun. Yaşayarak görmüş bir insan olarak. Şimdi, o kadar çok şey unuttuk. Ben o gün tabii ister istemez aklıma bu geldi. 2013 yılı mıydı? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Biz balyoz davalarını Ergenekon ya da Ümraniye davasını biz takip etmiştik. Meczuptuk. Tabii ve o dönemde bizim adımız o zaman meczuptuk. Şöyle bir şey vardı. Engin Alan ki MHP'nin de milletvekilliğini yaptığı dönemdi. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ziyaret eder mi etmez mi MHP lideri ve MHP liderinin ziyareti geciktirmesinin en temel nedeni yargıya müdahale gibi bir izlenim bırakmamaktı. En azından böyle söyleniyordu, böyle biliyorduk. 2013 yılında da yaptı zaten o ziyareti. O ziyareti de takip etmiştik zaten. Şimdi gelinen noktada Engin Alan içeride olduğu zaman ki terör örgütüne üye olmakla suçlanan isimler bunlar. Osmanlı Paşası, daha doğrusu Bodrum Paşası unvanı verilebilir Öcalan'a diyen, terörist başına diyen isim de Mümtazer Türkönen. Mümtazer Türkönen değil mi? Evet. Şimdi burada kimsenin ne düşündüğünü merak etmiyorum. Bu girişim ve bu hareket karşısında ben Engin Alan'ın ne düşündüğünü merak ediyorum aslında. Yani çok uzun zamandır görüşmedim kendisiyle. Ben Engin Alan'ın ne düşündüğünü merak ediyorum. Yani onlara yani paşa ünvanları, onlara böyle hakaretamiz yüzlerce konuşma yapan, yüzlerce cümle sarf eden, onlar boğazlanırken alkış tutan, boğazlansınlar diye çaba sarf eden, emek sarf eden bir örgüt mensubunun bugün muteber biriymiş gibi sunulması karşısında Engin Alan ne düşünüyor? Ben onu merak ederim. Ama herhangi bir ses çıkmadı şimdiye kadar. Bir şey söylemedi ya da bir görüş beyan etmedi. Bilmiyorum. Bu. Yani çok ben çok yakın tanıyorum biliyorsun Engin Paşa'yı. Hizmetleri ve ülke için ülkeye hizmetleri, mücadelesi ve bana göre kahramanlık öyküleri dolayısıyla hiç açmamak üzere söz hakkımı naftalinleyip sandığa koyduğum bir isimdir. Yani söyleyebileceğim, eleştirebileceğim çok şey var son dönemki duruşu itibariyle söylüyorum. Son 2-3 yıl, 3-4 yıldır duruşuyla ilgili ama onun hizmetleri ve öyküleri ne yaparsa yapsın krediyi yüksek tutuyor. Yüksek tutuyor. Evet. Engin Alan ismi bile, ismi evet, tek başına zaten yeterli diyorduk. Şimdi belki siyaset bir şey zaten söyler. Onu çok sarmadı.
Sarmadı ama işte sarmadı. Yani o zaman da çok eleştirilen bir noktaydı bu. Yani içeride tırnak içinde, yani buna bir ihtiyacı olup olmadığı için demiyorum ama partisinin genel başkanı ona sahip çıkmıyor mu? Niye bu kadar çok mesafe var? Yani niye bu kadar sık ziyaret edip de niye yanında olduğunu göstermiyor diye çok konuşulurdu. Yani Devlet Bey de eleştirilirdi zaman zaman bazı isimler tarafından. Şimdi o dönemki çok mantıksız da gelmeyen ilkeli bir duruştan bahsediyoruz. Yani yargıya müdahale olarak algılanmaması için özellikle daha dikkatli davranıyor diye. Gülüyorsunuz fark ediyorum ama şimdi dolayısıyla Engin Alan içerideyken böyle bir hassasiyet taşırken şimdi Türkiye için bu hassasiyetin 180 derece değişmesi de çok garip geliyor, manidar geliyor. Altında başka bir devletin şey var mı diyorsun? Diyorsun. Bir askerinden, bir komutanından, çok kıymetli bir komutanından diyorsun. Esirgenen bir şeyin diyorsun. Ben buna, bir terör örgütünün mensubuna gösterilmiş olmasına şaşırıyorum diyorsun. Sen zaten derken söylenecek her şeyi söylüyorsun. Benden niye daha söz bekliyorsun? Yine de bilmiyorum yani. Ben bir çömez olarak şöyle bir durum var. Ben demiyorum ki bize çok kızanlar oluyor bazen böyle şeyler yazdığımızda. İşte hukuk herkes için diyorsunuz. Niye öyle? Hayır, hukuk herkes için, ben buna bir şey söylemiyorum. Tabii ki hukuk işlesin. Ama herkesin arkasında bir Devlet Bahçeli olmadığı için herkese işlemesi, eşit işlemesi ya, hukuk, gerekiyor. Hukuk herkes için şüphesiz de Çiğdem. Her şey de gözümüzün önünde oldu. Abi biz olay yeri inceleme, tatbikat falan gerektirmiyor. Olay yerindeydik zaten ekranların başında. Evet. Tatbikatı her akşam bir ekranda tatbikatı yapılıyordu zaten suçun. Failler ortada, deliller ortada, her şey ortada. Benim gönlümde yargılanmaları ve hüküm giymeleri için bu adamların bir mahkemeye ihtiyaç yok ki zaten. Benim vicdanım başlı başına bir mahkeme. Her şey gözümüzün önünde oldu çünkü. Yani geldi, şöyle bir şey düşün. Allah korusun, geldi Kemal beni burada, geldi seni bıçakladı. Hepsi gözümüzün önünde. Bu kadar gözümüzün nasıl, önünde nasıl bu kadar. Nasıl kendinizden bana döndürdünüz? O zaman Allah hani ben değerlendiriyorum tamam, ya onun oldu. İçin o anda döndüm. Ondan sonra böyle Kemal öyle bir şey yapma ya. Sakın. Dolayısıyla bu kadar somut, her şey gözümüzün önünde oldu. Evet. Benim evet. Vicdanım şey da mahkum gibi. Zaten. Ya Mümtazer Türköne'nin eğer bir adaletsizlik varsa, yok efendim. Mümtazer Türköne'de de bir adaletsizlik yok bana göre. Yargı şu ya da bu şekilde bir kılıf bulur bulmaz bilemem ama Mümtazer Türköne'nin de yok, Altan kardeşlerin de yok, Nazlı Ilıcağ'ın da yok. Tabii ben öyle yok oldu yok yani. O isimleri konuştuğumuz zaman ister istemez aklıma gelen iki isim, yani ilk etapta gelen Kuddusi Okkır oluyor, Ali Tatar oluyor. Bu insanların artık geri dönüşleri var mı hayatta? Ya hepsi yok. Devlet yani adına, Kaşık Gözünoğlu aynı şekilde. Tabii, devlet tabii, adına tabii. Kelle koltukta, kelleyi masaya koymuş ve adamlar. Bir yere hadi kaçmamış, orada bedel ödedim dersin. Gelmiş insanlar buraya. Ya öyle ama ülkenin aldığı hasar, giden canlar, 15 Temmuz'u şusu busu vesaire tabii, falan filan. E şimdi geçen kaybedilen zaman. Bülent Arınç, Jülder'in programında gelecek. Söyledi. Oraya masum gelecek. Değiliz hiçbirimiz. Ama suçlu da değiliz diyor. Bu bizim suçumuz değil diyor. Kandırıldık. Niye değilmiş? Ama benim suçum değil. Kandırılmış. Çok iyi ya. Kandırılmış ne güzel. Bu yüzden. Zekeriya Öz de kandırıldı o zaman. Ha zaten şimdi. Mümtazer Türköne de kandırıldı. Öyle zaman. De görebilirsiniz o zaman. Öyle bakabilirsin istersen. Ha bir de şöyle bir şey. Devletin önemli kademelerinde yer alan insanların kandırılma gibi bir lüksü var mıdır? Yani ben işte görünüşe bakarım, içine görmeyiz, işte surete bakarız gibi bir ifadesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu isimlerle ilgili işte FETÖ'cüler değiller bilemeyiz diyor. İyi de bilmen gerekiyor. Yani görünüşe aldanmaman gerekiyor. Kandırılmak devleti yönetme imkanını kandırılabiliyorum, yanlış yaptım deyip teslim etmektir. Bunu gerektirir. Ha doğru. Yani ben yapamıyorum demek ki bunu. Yapamadım demek ki beceremedim demektir bu. Esat da kandırdı. Ama çok enteresan. Bırak onu. Apo da kandırdı. Açılımlar şunlar bunlar süreci. Açılım sürecinde de Apo kandırdı. Ama Kandil şöyle söylüyor kandırdı. Mesela ben Türkçe olimpiyatlarına gittim. FETÖ ile ilgili yani söylediğim sözler. Bu sözleri Başbakan da söylüyordu, Binali Yıldırım da söylüyordu, Cumhurbaşkanı da söylüyordu diyor yani. Sadece ben değilim, onlar da var diyor. Alttan alta. Cumhurbaşkanı bence Bülent Arınç demedi mi? Bülent Koca Arınç Olimpiyat stadında. Yaptı. Orası ayrı bir konu da. Yani Bülent Arınç tamam Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'nda ama bir yandan da Babacan ve Davutoğlu tamam, ile ilgili de kötü şeyler diyor. Söylemiyor mesela. İhanet falan çok diyor. Ağır. Vicdanıyım diyor, anlatıyor. Yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi üç kelime so what? Bunun bize hayrı ne? Bunun memlekete hayrı ne? Memlekete hayrı ne? Bu neyi düzeltiyor?
Neyin bedelini ödetiyor? Şöyle bir şey, özgül ağırlığının olduğunu söylüyor ama mesela baro konusunda farklı düşünüyor. Bu konuda farklı düşünüyor. Yeni partilerle ilgili farklı düşünüyor ama istişare kurulunda olduğu güzel Cumhurbaşkanlığı özgül ağırlık kadını... Özgül bize özgül ağırlık. Kime özgül, kime ağır. Yani bize özgül ağırlık. Özgürlüğü kendine, ağırlığı bize kalıyor. Bu arada tabii Bülent Arınç deyince benim aklıma hep o 7 Haziran seçimi öncesinde söylediği, sonrasında nice 8 Haziranlar geçti herhangi bir şey söylemedi ama en son konuşması parsel parsel Ankara'nın satılmasına ilişkin. Şimdi değiştirmiş onu. O benim kolum, o benim sakalımı kesti, ben onun kolunu kestim. Sakal yerine geliyor ama çıktı, kol yok. Kol bu da yok çok diyor. Komik ama yani çok seviye sorunu olan bir tarif. Yani bak sen başkanlıktan oldun ama ben yine Cumhurbaşkanı'nın kurulunda yanında yöresindeyim gibi. Yani çok çocukça ve çok kötü. Buradan yine işin içinde memleket hassasiyeti yok zaten. Yok tabii canım. Şahsım ülkesinin şahısları. Kişisel, şahsi çatışmalar arasında. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor dediği şey işte bu yaşadıklarımız. Onun sonucu. Yani Allah'a şükrettiği şeylerin vardı, neticesi 15 Temmuz. Şükredilen şeye bak sen. Ama Bülent Arınç her zaman şunu da söylüyor. Partimin çıkarları her zaman öncedir diyor. Yani memleket o kadar da önemli değil herhalde kendisi için, bilemiyorum. Şimdi partisinin tabii... çıkarlarının da çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Netice itibarıyla yani kendi siyasi şeyi, vicdan bir şey ara ara gaz alma adına bir şeyler söylüyor ve adını da şey koymuş. Ben bu topluluğun, bu camianın vicdanıyım. Allah aşkına bu kadar vicdansız bir cümle olur mu ya? Ya bu kadar vicdansız bir cümle olur mu? Her şey gözümüzün önünde yaşandıktan sonra. Olabilir mi yani? Neticede masum değiliz diyor. Ama masum bu da bizim değiliz, suçumuz hiçbirimiz. Değil. Suçlu kim? Yok, suçlu yok. Bugün Çiğdem FETÖ'cü, Murat FETÖ'cü. Tabii. Bak bak bak. Yani şuur o kadar kendi rayından çıkmış ki. Yani FETÖ'yle yıllardır mücadele eden bir sürü insan FETÖ'cü. Sütten çıkmış akışık. Dün bir yerde bir beyefendiyle tanıştık. Tayyip Bey'i de gördüğüm kadarıyla çok seviyor. Bayağı da uzun sohbet ettik. İşte bu yine iş geldi. FETÖ, METÖ, siyasi ayak falan. Nasıl olduysa yine oraya geldi. FETÖ'nün siyasi ayağı. Yani o defa o konu açılınca da hep aynı şeyi söylüyorum. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı deyip bunu... İktidarın dışında bir yerde arayana ya ne ayaksınız siz diyesim geliyor böyle. Ya ona da aynı şeyi söyledim. Yani bütün her şey bu kadar göz önünde olmuşken ve iktidar bu camianın her şeyine destek olmuşken, büyütmüşken, beslemişken, atamalarını yapmışken, devlete yerleştirmişken, aman bizimkiler bu kadrolara oturuyorlar ne mutlu hey o demişken ve bunun birinci derece sorumlusuyken sağda solda FETÖ'nün siyasi ayağı aramanın anlamı ne? Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun kaç yıl önceki tweetleri? 7 sene önceki. 7 sene önceki. Onu peki açacaksan... 7 sene önceki tweet'i açtılar. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili fikri haklarım saklı kalmak kaydıyla. Açtılar. Ona dava açıyorlar. 7 sene önce AK Partililerin ve bugün hepsi FETÖ karşıtı olmuş. Onu oynayan kalem erbabı, Ekrem Borazan'ı. Bu arkadaşların tweetlerine bir bak. Bugünkü i̇şte bir bu arkadaşlar 7 sene önceki kendi hallerini tutuklatırlar yani. Özür diledi bir tanesi geçenlerde. Veys Ateş'ten bahsediyor. Yani en azından samimi bir şey. Yani yanlış yapmışım dedi, en azından samimi bir itiraf. Samimi bulmuşsunuz. Samimi bir itiraf. Samimi söylüyorum. Ya bunu yapmayan da oldu ya. Bu samimi bak, şunu... itirafı kendi ekranında yapmamış olmasının da bir anlamı olsa gerek. Yani kendi ekranında orada konuşmuyor da. Orada kişisel bir mesele olduğu için orada yapmaması doğrudur teknik olarak. Teknik olarak doğrudur. Bana çünkü çok garip o ekranda geldi. Yaparsa eğer, o ekranda yaparsa, da bir... o binada başkalarının da inip o ekranda aynı samimi itirafı yapması gerekir çünkü. Başkalarının da derken yukarı yukarı baktınız öyle mi? Tabii üst katlar anlamında söylüyorum. Yani dolayısıyla o teknik olarak da doğru ama en azından yaptı. Yaptı ama bir şeye bir bak Allah aşkına, Bankasya'nın kıyak kredisiyle yalı dairesi almış arkadaş... Herkes FETÖ'cü, kendi sütten çıkmış akkaşı. Bir de onunla yardımın bağımsızlığı konuşuluyor mesela. Tabii. Bülbül yardım gibi de nasıl şakıyor. Olmalı? Zekeriya Öz'ün şeyiydi. Nedir o? İletişim şeyi gibiydi. Uzmanı gibiydi. Ne oldu? O kadar rahatlar ki. Çok çok enteresan. Bak siyasette bence... de bizim meslekte de ar damarı çok kıymetliymiş. Artı hafıza. Bunu öğrendik. Hafızayı geçtim. Ar damarı. Utanma hissi. Ama olmadığı için. Çok önemliymiş.
Bunun kıymetini bilelim. Ar damarı çatlamamış insanlar o damarın kıymetini bilsin. Bir haysiyeti, bir utanma duygusu olan insanlar o duygunun kıymetini bilsin. Bu çok önemli bir şeymiş. Vallahi ben bazen şundan endişe ediyorum açıkçası. Yani dün de bu insanlar konuşuyordu. Bugün de yargı bağımsızlığını konuşan insanlardan işte bahsediyoruz. Yarın hep bir ifade vardır ya, devran dönmesi. Devran dönünce yine bunlar konuşacak ve kanaat önderi olacaksa gerçekten pes derim. Olurlar Çiğdem. Yarın bir başka iktidar değişsin Türkiye'de. Bu yine isimler muhteber yine kıymetli insan olurlar. Yine Nagihan Alçı konuşur. Aynen yine öyle. Diğerleri konuşur. Eşi konuşur yine. Büyük büyük laflar ederler yani. Abdülkadir Selvi yine yakın olur hükümete. Yine o içeriden bilgiler verir falan. Vallahi bunu bekliyorum. Bak ben çok üzülüyorum ama. O iftarda var mıydın? Hatırlamıyorum. Vardın herhalde. Bengitürk'te biz çalışırken bir iftar için Ankara'ya gitmiştik. Devlet Bey beni yanına aldılar. Yanımda oturuyor. Karşıda da şimdiki genel yayın yönetmeni Bengitürk'ün Metin Özkan oturuyor. Seçime, 2015 seçimlerine gidiliyor. Yaklaşıyor o dönemde. Oradan Metin dedi ki, efendim dedi, artık dedi iktidar olursak dedi, ben daha önce Habertürk'te yöneticiydim ya. Murat dedi artık Habertürk'ün başına geçer dedi. Şimdi Habertürk özel bir televizyon kuruluşu. İktidar olunca Milliyetçi Hareket Partisi, evet onunla aynı yolda yürüyen, aynı fikir birliği olan bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeni olarak ne olacak? Özel bir kanala talimatla genel yayın yönetmeni mi yapılacak, atanacak? Şimdi bunlar hiç düşünülmeden kurulan bir cümle. Bunu kötü niyetle söyledi diye demiyorum Metin için. Anladım ama yerleşik bir mantıktan bahsediyorum. Yani muhalif dediğimiz o dönem itibariyle muhalifti çünkü o zaman Metin. onun bile aklına bu oturmuş. Ben de o zaman şunu iki şey söyledim. Bir, niye Bengitürk'ü Habertürk yapmıyoruz da Habertürk'e gidiyoruz dedim. Bengitürk'ü niye Habertürk gibi büyütmüyoruz? İki, iktidar olursanız benim hemen bir kanal bakmam lazım efendim dedim. Devlet Bey de yanımda oturuyor. Neden dedi? Çünkü iktidarsınız. Gazeteci iktidarın olduğu yerde olmaz. Gazeteci muhalif bir kanal bulmalı. Ya evet. Direkt bir tane muhalif kanal bulmam gerekir benim dedi. Aynı cümleyi bugün birlikte çalıştığım, evet içinde bir miktar espri var ama ne kadar da gerçek olduğunu onlar da biliyor. Aynı cümleyi ben Meral Hanım'la da bir sohbette kurdum. Yani şimdi etraftan bazen bir şeyler söyleniyor. Şöyle olursa böyle olur falan gibi sohbetler olur her yerde. Dedim ki hayır benim hemen bir tane muhalif bir kanal bulmam lazım. Gazetecinin yani doğasında olan bir şey. Gazeteciliğin var olma. Hani illa muhalefet etmek anlamında söylemiyorum ama iktidarın yanı başında durduğun zaman gazeteciliğin ölür. Soracağın sorular olmaz. Soru soramazsın. Sorgulayamazsın. Orada o sistemden beslendiğin sürece sorup sorgulayamazsın. Tabii. Şimdi. Üzülüyorum o açıdan. Mesela yarın bir gün. Ya hayat birçok şey olabilir. İnsanın başına gelebilir. Yeni bir serüven başlayabilir falan ama mesela bu siyasi tablo, bu aritmetik şey, bu tablo devam ettiği sürece yarın bir gün Meral Hanım iktidar ya da bir iktidar ortağı olduğu takdirde ben çalışmaya devam edersem eğer gazeteciliğim ölür. Yani o iktidar benim gazeteciliğimin öldüğü gün olur. Birlikte çalışmaya devam edersen. Dediğim gibi ama bu arada hala işte. Gazeteci yazıyormuş. Hayır, yazmıyormuş. Tamam. Onu arkadaşlarım sağ olsunlar hallettiler. Bu gazeteci şimdi yazıyor. Oradan buraya gelince de tabii. Sanki iktidar daha değil. Hemen gazeteci titrini alalım efendim oradan diye. Şimdi şöyle bir şey. Çok az zamanımız kaldı ama bir şu Anka Park meselesine değinmek istiyorum. Zira yani Bülent Arınç dedik, Melih Gökçek demezsek eksik olur. Biz bugünü konuşalım diyoruz. Sen gidip dinozorlar devrini açıyorsun. Dinozorlar bize devri ama 750 milyon dolar değil efendim, 400 milyon dolar diyerek düzeltme yaptı kendisi ama o 400 milyon dolar. O süreci en iyi bilenlerden biri İsmail Küçükkaya'dır. Bir miktar da ben bilirim. Öyle mi? Evet. Anka Park'ın oluşma sürecinden bahsediyor. O dinozorlar, o Disneyland, minyatür Disneyland süreci. Evet. Minyatür yani küçücük. Dünyanın en önemli, en büyük parklarından biridir bu evet, diyor. Mehmet Emin Karamehmet Ankara'da bir Disneyland kurmak istedi. Ben de o zaman SkyTürk'ün temsilcisiyim. Ama patron işleri vesaire falan bana çok gelmez. İşte yine bugün Serdar Akinan, o zaman benim genel yayın yönetmenim. O bu işlere hiç bulaşmazdı. Genellikle patronajın Ankara ilişkilerini İsmail yürütüyor. Ankara'da bir büyükçe bir arazi
konuşuluyor. İşte onun hazırlıkları yapılıyor. Geliniyor, gidiliyor. Melik Gökçek'le görüşülüyor. Melik Gökçek sıcak bakıyor. Şöyle ediyor, böyle ediyor. Aslında Ankara'da Disneyland kadar büyük ve güzel bir projeyi, yani işte Fransa'daki gibi, Amerika'daki gibi büyük bir Disneyland'dan bahsediyoruz. Tamam. Burada öyle iki tane şey sıcağı görünce eriyip yamulan dinozordan bahsetmiyoruz. Oldu, olacak, bitti, bitiyor derken o iş olmadı. Sonra Melih Bey bunu yaptı. Sonra Cumhurbaşkanı da açtı Ankara. Cumhurbaşkanı da açtı. Sonuç itibariyle doğru işletilse ve şey yapılsa idi, hakkıyla yapılmış olsaydı Ankara'da keyifli bir yerde olabilirdi. Yani rakamlarına ve o sürece çok vakıf değilim. Ondan sonrasında dolar koptum. Mı olurdu yoksa daha aza da halledilebilir miydi bilmiyorum. Bir otoyolun maliyeti, asfaltını biraz daha kaliteli, biraz daha kalitesiz yaptın. 1 milyon 100 bin dolarla 1 milyon 300 bin dolar arasında değişiyorsa, kağıdı kalemi olan yazsın. 1 milyon 300 bin tavandan yaptım. Evet, evet. 1 kilometrelik otoyol maliyeti, otoyolun 1 kilometresinin maliyeti. İstanbul-İzmir karayolu 485 kilometre ise, bu nasıl olur da 5 milyar dolara, 6 milyar dolara mal olur? Kaç yol eder bu? 485, 1300. 3 ile de çarptın, 5 dedin. Ne çıktı? 400, 550, 600. Viyadük yaptın, 700. Hadi biraz çimentoyu fazla koydun, 800. Toplayın bir anka park etmiyor. Ya 1 milyar. Hadi uçtun, 1,5 milyar. Çok pahalı malzeme kullandın. Bir anda da dünyada da yoktu, kazık yedin, 2 milyar. 5,5-6 milyar. Nasıl izah edeceğiz bunu? Bunu izah edemediğimiz bir dünyada 400 milyon mu 700 milyon mu Anka Park'ın izahı ne? İnsanlar şey, bundan daha az parayla uzaya roket fırlatıyor yahu. Bir de öyle Oktay bir Ural 1,1 milyar dolardı değil mi? Avrasya Tüneli'nin ihalesi konuşulan sanırım rakamlar. Evet. 2001 değil mi? 99-2001 arasındaki şeydi. Kaça çıktı? 4,5-5 milyar. Bunları izah edemiyoruz ki Anka Park'ın neresinde. Ez cümle bu konuşulurken son 3 dakikam. Şimdi bir yandan bu dinozorlar vesaire konuşuluyor. Melih Gökçek sahip çıkıyor. Yok o dinozoru devirmişler de öyle atıl bir görüntü ortaya çıkarmışlar. Kendisi her çekmiş şey vesaire diyor. Her şey o fışkiyeyle başladı. Fışkiyeyi kırmayalardı bu iş bu noktaya i̇şte gelmez. Fışkiyenin kırıldığı gün. Öyle bir kitap adı olacak. Yemin. Bak Melih Ama... Bey'le ilgili de bir şeyler söyleyebilen, söyleyebilme gücü olan ve hakkını muhafaza eden ender Ankara temsilcilerinden biriyim sanıyorum. Onun için bugün rahat konuşabiliyorum. O zaman hadi iki dakikada toparlayacağım. Çünkü bagajım yok. Bu kıymetli bir şey zaten. Bu olunca büyük rahatlık. Bu iki dakikada. Bu çok konuşuluyor ama bir yandan da israf diye de yüklenilen bir durum var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şey yaptı. Gitti Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini ve aldı. Yüzsüzlüktür. Belliğini atölyesinden çıkan. Hele Yeni Akit'in değil mi o elin gavurunun resmi diye. Orası öyle ama MHP'den de tepki var. İstanbul'da insanlar ayıptır. Açken, ayıptır. İnsanlar muhtaçken o zaman ben de şunu sorarım. 30 milyon niye verdiniz? Değil mi? Onu geçin. Nikah o başka bir şey. Masasına diye böyle bu şekilde. Niye verdiniz 30 milyon? Nereye saçtınız? Ki 30 olmadığı belli, daha fazla olduğu ortada. Neden bahsediyoruz orada? Ekrem İmamoğlu öyle bir gol attı ki. Bak çok açık söylüyorum. Ekrem İmamoğlu öyle bir gol attı ki bu golü ne Yeni Akit çıkarabilir, ne Yeni Şafak ile çıkarabilirsin, ne A Haberi ile çıkarabilirsin, ne MHP desteğiyle çıkarır. Çıkmaz bu gol abi. Anadolu Ajansı Hatta haberi sizce sadece. Biz çocukken top oynarken yani, böyle bacak arasından atılan goller iki sayılırdı. Evet. Bu duble gol. Çok hem bacak arası hem çatala. Şöyle bir şey yani Sayın Cemal Enginyurt'un ifadesi. Yani İstanbul'da aç insanlar açken, aç insan varken, yoksun insan varken. Yani o Cemal, zaman Cemal abi de yatar kalkar İstanbul'daki açları düşünür. Öyle ama bu da şu şey bir tür ikrar değil midir yani? İstanbul'da insanların çoğunun aç olduğu, muhtaç olduğunun bir gerçeğidir. Ama bunun sorumlusu o zaman kimdir? 25 senedir yönetenlere bakmak lazım haliyle. Şimdi Cemal Enginyurt bu konuya aslında böyle bakmaz. Yani tanıyoruz. Ben de öyle muhtemel düşünüyorum. Muhtemel ki geçenlerde bir iki konuda doğru bir şeyler söyledi. Yani iktidarı rahatsız edecek bazı sözler evet, sarf evet. etti. Muhtemelen şimdi denge kuruyor zannımca. Ama helal olsun. Kim düşündü, kim yaptı, nasıl oldu? O süreç sonuçta kurumu ve onun başındaki Ekrem İmamoğlu'na yazılır. Çok akıllıca bir işti. Lafa geldi mi işte... İstanbul'un fethi, Fatih'in bize Ayasofya emaneti. Bak iki tane
bu süreçte çok ağır gol yedi AK Parti. Bir, İYİ Parti'nin Ayasofya önergesi. İki, bize Fatih'in emanetidir Ayasofya, artık çan değil, zaten çan sesi yok da, tabii, yok, ezan vesaire diye yürüyenler o Fatih'in 3 tane orijinal tablosundan biri olan bu kıymetli eseri, evet, aldı İstanbul'a getiriyor. Bu kadar basit. Helali hoş olsun. Aslan gibi çataldan bir gol bu. Ha, bunu şu açıdan şey yapmıyorum. Ben bunun sırmaları döken, o maskeli baloyu dağıtan bir hamle olarak görüyorum. Yani sonuçta işte PKK'lılara teslim edilecek, hiçbir değerimiz tabii, kalmayacak. Tabii. İstanbul, ya bir tek gün Ekrem İmamoğlu'nun ağzından zulüm 1453'te başladı diye bir laf mı duydunuz ki? Hiç. Ama hala böyle, her yerde hala o. Söyleyeyim. Hala onu yazıp çiziyorlar. Çok muhteşem. Hepsini, golümolü, siyasi tarafını bir tarafa bırak. Hakikaten çok güzel bir iş. Fatih'in o portresi İstanbul'a yakışırdı. İstanbul'da. Büyük iş yaptı. Yerine de geliyor. Fatih Sultan Mehmet Han şehrine dönüyor. Aynen şehrine öyle. Geliyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizimle olduğunuz için, sağlığınızı yalnız bırakmadınız. Tekrar ümit ediyoruz daha iyi gelişmeler olur. Onları konuşuruz. Daha konuşacak çok şey vardı ama bu kadar süremiz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşelim.